Benleri var yüzünde. Ay, bu çiçekleri masanın da ortasına koyduk mu misafirimiz için her şey hazır olmuş olacak. Aferin kız sana Firuze. Mükemmel bir kahvaltı sofrası hazırladın. Günaydın Firuze'ciğim. Ay, günaydın Betüş Hanım. Koyayım mı çayınızı? Günaydın. Aa, çocuklar uyanmadı mı ya? Uyuyor. Saat 8 hemen çıkmamız lazım. Uyandılar uyandılar. Bir görseniz çilek heyecandan ölüyor. Aa, biz de çok heyecanlıyız Firuze'ciğim. Yani ilk defa evimizde yabancı bir çocuğu misafir edeceğiz. Nereliydi bu çocuk? İskoç. 23 Nisan'a kadar burada mı kalacak? Evet. O zaman ona en güzel Türk yemeklerini pişireyim. Konukseverliğimizi ve mutfağımızı güzel gösterelim ki o da ülkesine dönünce herkese anlatsın değil mi? Görüyorum ki sen şimdiden işe koyulmuşsun. Cem uyanmadı mı? Christopher'ı karşılamaya bizimle birlikte gelecek. Uyandı. Uyandı ama odasından çıkmıyor. Aa, ama bu çocuk da çok uzattı canım. Neyse şununla bir konuşup hemen geliyorum. Ay Sadıkçığım biraz acele et lütfen. 10 dakikaya kadar evden çıkmamız lazım. Tamam tamam. Ne? Kahvaltı etmeden mi gideceksiniz? Ay Firuze sen bize arabada atıştıracağımız bir şeyler hazırlayıver olur mu? E peki. Gir. Cem madem kalktın da niye aşağı gelmiyorsun çocuk? Eylem yapıyorum. Ne eylemi? Oturma eylemi. Ne? Evimize hiç tanımadığımız birinin gelmesini onaylamıyorum. Ayrıca odamı hiç tanımadığım biriyle paylaşmak istemiyorum. Cem çok ayıp. O çocuk sadece 23 Nisan dolayısıyla geliyor. Ne olur sanki birkaç gün iyi bir ev sahibi gibi davransan ona. O benim misafirim değil ki. Çilek Hanım'ın misafiri. O düşünsün. Cem. Baba bana hiç öyle kötü kötü bakma. Ya Tuğçe bize gelecek ve ben onunla odamda rahat rahat oturamayacağım. Niye? Çünkü küçük kız kardeşim 23 Nisan için eve bir yabancıyı davet etti. Çocuk çıka çıka erkek çıktı. Evdeki tek erkek de ben olduğum için benim odamda kalacak. Ya bu haksızlık. Pardon. Bu oturma eylemini bozduğum anlamına gelmez. Cem. Büyüdükçe ne kadar problemli bir çocuk olmaya başladığının farkında mısın sen? Baba işte ben de bundan bahsediyorum. Ya ben artık büyüdüm. Ya çocuklardan bana ne? Benim bayramım 23 Nisan değil ki. 19 Mayıs. Öyle mi? Çok güzel. Ama bir baba olarak senden o çocuk buraya geldiği zaman iyi davranmanı istiyorum. Anlaşıldı mı? Her ne kadar havaalanına bizimle birlikte gelmeyeceksen de ona iyi davranacaksın. Bunu anlaştık olarak kabul ediyorum. Sadıkçığım ne oldu konuştun mu? Sanırım hallettik hayatım. Hiç sanmam Sadık Bey. Cem bugünlerde pek bir sinirli. Ay çocuk daha ergenliğe yeni yeni giriyor. Gitmeyin üstüne lütfen. Şekerim biz onunla sakin sakin konuştuk. Merak etmeyin. Ya kızlar nerede? Geç kalıyoruz. Geldik. Günaydın. Kızım ne bu halin? Ay, evet yavrum yani kreş yok, 23 Nisan provan yok. Niye böyle giyindin? Biliyorum baba ama kreşi karşılamaya böyle gideceğim. Vay başıma gelenler. Ama yavrum yani şimdi sen böyle yat kalk böyle bu kıyafetle dolaşırsan işimiz iş seninle. Söyledim ama dinlemiyor baba. Bana ne? Misafirimizi karşılamaya böyle gideceğim. Eğer izin vermezseniz sabaha kadar çalarım. Tamam hayatım, tamam Çilek'cim. Sadıkçım hiç uzatmayalım bu mevzuyu. İstediği gibi giyinsin Çilek. Bence de. Bence de Sadık Bey. Pes yani. Neyse hadi çıkalım geç. Hadi oluyoruz. Yürüyün bakalım. Ah Cem bozma sofrayı. Tamam Firuze abla bir şey yapmadık. Cem bozma sofrayı. Seni duydum. Aman iyi tamam. Amma da meraklıymışsınız. İyi ki bir yabancı çocuk gelecek. Özentiler. Hiç Türkçe biliyor mudur acaba? Nereden bilsin? Bilmemesi daha iyi zaten. Az konuşur. Ay ne ayıp Cem. Onunla aynı odada yatacak olan benim ama. Ya çocuk geveze bir şey çıkarsa düşün halimi. Bugünlerde dünya sadece senin için dönüyormuş gibi davranmaya başladın. Bu halin anneni babana ne kadar üzüyor farkında mısın Cem? Bana da bir şey benim de isteyip istemediğimi sorsalar problem olmaz. Sordular ya ben şahidim. Cem Çilek 23 Nisan'da yabancı bir çocuğu misafir etmek istiyor. Ne dersin demediler mi? Dediler. Dediler ama hatırlarsan ben kabul etmemiştim. Ama hatırlarsan bu ailede demokrasi var. Çilek, Ceren, annem, babam ve ben hepimiz kabul ettik. Bir tek sen karşı çıktın. Kız misafir gelseydi o zaman ne diye erkek geliyor? Senin derdin anlaşıldı. E ben bunu Tuğçe'ye söylemezsem. Ne alakası var Firuze abla? Alo? Ah, tamam tamam bekliyoruz.
Gözün aydın Cem, gelmişler. Arabayı park ediyorlarmış. Bakalım nasıl bir şeymiş. Gördüm, geliyorlar. Benim gördüğümü sen de görüyor musun Firuze abla? Neyi? Misafirimize. Bak bak, Chris'e bak. Aa, bu da ne be? Tabii ya, çocuk İskoç. Ben bunu niye daha önce düşünemedim ki? Bu durumda Chris kızların odasında kalacak. Hello, my name is Chris. Hello, welcome Chris. Hadi bakalım. Ya gördüm Firuze aslında. Is she your mother? Yes, he is my father and she is my sister. Oh. Babası da etekli. Very good Chris, very good. Şşş, çok ayıp. Ya ne konuşuyorsunuz? Hiçbir şey anlamıyorum. Ben de. Chris bize fotoğraftakilerin kimler olduğunu söylüyor. Abim de idiot idiot gülüyor. Kimlermiş? Annesi, babası, bir de kız kardeşi. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Ya hem İngilizce bilmiyorsun, hem eve yabancı davet ediyorsun. Ne diye durup dururken düzenimizi bozdun? Cem, Chris'in yanında ayıp olmuyor mu biraz evladım? Kendine gel. Aman nasıl olsa anlamıyor. O iyi ki Chris 3 gün odamda kalacak abi. Biz ne yapalım Tuğçe her gün bizde? Biz sesimizi çıkartıyor muyuz? Çilek! Beni kızdırma abi. Yoksa kafanı böyle patlatırım. Affedersin Chris. She said sorry Chris. No problem. You are so funny. Ya ne demezsin? Neyse artık ben işe gidiyorum çocuklar. Ben de kafeye gitsem iyi olacak. Bir dakika, bir dakika. Daha İskoçyalardan buralara kadar geldi. Misafirimizi evde mi ağırlayacağız? Bak kızım, bugün annen de ben de çalışıyoruz, tamam mı? Akşama gelince gezeriz. Ha bu arada Chris gezmek isterse abin sizi gezdirir. Pışık, başka derdiniz? Madem hepiniz Chris'in gelmesini istediniz, sorumluluk sizin. Birazdan Tuğçe gelecek, biz onunla evde oturacağız. Sırf inatsın abi, sırf. İnşallah bir gün başka bir ülkeye gidersin de orada sana da böyle davranırlar. Sen de üzülme Çilek. Ben şimdi Kerem'i ararım, o bizi gezdirir. Bizim misafirimizden Kerem'e ne? Bak Ceren, erkek arkadaşım var diye sesimi çıkarmıyorum. Ama onunla gözümün önünde buluşacaksın. Dışarıya çıkmak yok. Ya baba şuna bir şey de, Kerem'le dışarı çıkamaz mıyım? Çıkabilirsin kızım. Ben kızıma güveniyorum Cem. Aslan babacığım benim. Tamam yavrum, tamam. Hadi ben üstümü giyineyim bari. Ben Kerem'i arayayım. Al bakalım. Chris, we have to go to our work, huh? See you later. We will go to our site with Chilek and with my boyfriend. I see. Okay. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim evde.